Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Size yine iğneden tığa bir model hazırladım. Şöyle iğne yası modeli Instagram üzeri gelen istenen modellerden en çok istenen modele göre de değerlendiriyorum arkadaşlar. İstek fazlaysa o şekilde çekiyorum. Bakın şöyle, bu da Nurgül'ün size çevirmiş olduğu modeli. Hiçbir fark var mı arkadaşlar? Bakın bu şekilde. Şöyle yukarıda dalının yukarıda durmasının nasıl yapıldığını böyle aynı iğne oyasındaki gibi şöyle göstereyim. Bakın şu iğne oyasında da dal yukarıda duruyor. Normalde biz tığ yaparken hep bu dal taşıyamaz, aşağı sarkardı arkadaşlar. Çünkü hani bu zincirle yapıp zincirle iner, ortaya da yuvasını hazırlardık. Fakat bu şekilde bakın şöyle sık iğne ile dalını yapınca, biraz da fazla yukarı meyil verince bizim de aynı iğne oyasındaki gibi bu şekilde durmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Evet, gerçekten şöyle hem kolay hem zarif, iğne zarifliğinde tıpkı iğne oyası gibi bir model hazırladım arkadaşlar. Bakın bu ilk çıkarmış olduğum, bunlar da ustalık eserlerim. Evet, şöyle bir de ters tarafından tutayım modelimi. Gerçekten çok hoş bir model hazırladım sizlere. Sizler de inşallah desteklerinizle, beğenilerinizle bana yardımcı olacaksınız, destek olacaksınız diye umuyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum ve şimdi modelimizin anlatım kısmına geçiyorum. İkişer zincir çekerek tığ battıları hazırlıyoruz. Tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip şöyle 3 zincirden 12 tane bu şekilde tığ battı hazırlıyoruz. Bu şekilde tığ battıları hazırladık ve bir zincirle dönüşümü yapıyorum. Sık iğne ile buraya ipimi sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. Bir tane arada boşluk bırakıp ikinci tığ battıya şöyle sabitleyip yuvamızı oluşturdum. 2 tane zincirle düz yüzüne döndüm. Şimdi bu yuvanın içine bir yaprak, bir tane de dal yapacağız. Bir defa tığımı dolayıp şöyle 2 ve 2 alarak minik bir trabzan, 4 zincir. 4 zinciri kapatıyorum buraya. Şöyle sabit. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2 alarak bakın kalın trabzan yapmaya çalışıyorum arasında boşluk bırakmadan. Şöyle kapat. Şimdi 2 defa tığımı dolayıp bu sefer 4 seferde 1, 2, 2 ve 2. 4 zincir. Bu da 3. kirpiğim. Yine 3 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir. Kapattım. Bu da 4. kirpiğim oluştu. Hemen yine 3 defa tığımı doladım. Buraya şimdi 1, 2, 2, 2, 2 alarak 5. trabzanı yaptım. 4 zincirimle yine kirpiğimi oluşturdum. 5. ve sonuncu kirpiğimi. Şimdi arkadaşlar buraya yaprağı kenarına sahte sık iğne yapacağız. Zarif ince durdu. İğne yasına benzediği için bu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle ilmek alıp tığımdakinden geçiriyorum boşluktan. 9 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. 5. Şöyle tırtıklardan sayabilirsiniz. 6 7 8 9 şöyle normal sık iğne ile 10. sık iğnemi de yuvada kapattım. Bakın bu
Bu şekilde yaprak işlemimiz oluşuyor arkadaşlar. Şöyle ne büyük ne küçük orta bir yaprak yaptık ve 5 zincirle de dalımızın yapılışına başlayalım. Evet, 5 zincirin üzerine 3 defa tığımı dolayıp şöyle kalın, şöyle sıkı sıkı aldığım bir trabzanım oluyor. Bak. 6 tane zincir ve 6 zincirimi buraya kapatıp bir yuva oluşturdum. Geri kalan kısma bakın, bu şekilde normal sık iğne yapıyorum dalıma. Biraz dalımın kalın olması için arkadaşlar normal yapıyorum. Çünkü üzerinde çiçeğimi taşıyacak. 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, bu şekilde dalımı bir tane arkadaşlar yuvaya yapıyorum. Bir tane de bu dönüş yapmış olduğumuz tığ battığımızın içine girip 3 tane buraya zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde dalımız hazır. Şöyle göstereyim. Dalımız ve yaprağımız. Şimdi şu aradaki yapmış olduğumuz iki çiçeğin arasındaki 12 tığ battıya geldi. Hemen onu da yapıp şöyle çiçeğimizin yapılışına geçelim. Arkadaşlar anlık bir hafıza kaybı yaşıyorum sanırsam. O da B12 diye vitamin eksikliği sanırsam. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Evet, 3 zincirimi çekip buraya kapattım. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Buraya kapatıyorum. 3 zincir. Şöyle bakın. Üçer zincirden bu şekilde oluyor. Benim tığ battılarım gayet sık olmuş. Buna iki zincirle bile gidebilirdim arkadaşlar. Ama 3 başladığım için 3 devam ettim. Şöyle 7 oldu. 3 zincir, 8, 9, 10. Şimdi arkadaşlar bize tekrar ikinci çiçeği yapmayacağımız için 10 tane ara mesafesi yeterli. Şimdi biz bu çiçeğin yapılışına geçelim. Nasıl yaptık? Evet, şimdi bu 6 zincirli dalımızın arasından girip sık iğne ile ipimi buraya sabitleyerek başlayacağım arkadaşlar. Şöyle en uç kısma getirirseniz dalınızın sık iğnenizi buraya bu şekilde rahat bir şekilde aldırabiliriz. Evet, sık iğnenin üzerine de bir zincir çekip şöyle aparat olarak yine tığımın böyle sap kısmını kullanacağım ve İyice arkadaşlar kalıplıyorum. Bakın buraya güzelce kalıplıyorum. Ve dibinde iki tane zincirimi de gayet sıkı çekip aparatıma takıyorum. Bunu sıkı sıkı kalıplayın. Çıkardığınızda ilmeklerimiz de kalıp gibi çıksın. Evet. Şöyle ilmek toplamayı yapamıyorum diyenler de genelde bence gevşek kalıplıyorlar. O yüzden dağıtıp dağınık durduruyorlar. Yine konuşamadım. Evet arkadaşlar. 4 oldu. 5 6 toplamda 9 tane olacak. 7 şöyle sona doğru gevşeme oluyor genelde. Onu da şöyle arkaya devirdiğinizde de sıkı kalıplanmış olur arkadaşlar. Onu da püf noktası olarak söyleyeyim. Bu 8. ve 9. Şöyle 9 tane sıkı sıkı kalıpladım. Ve hemen şöyle hafif oynatıyorum. Bakın sıkı kalıpladığım için hiç bozulmadan çıkıyor. Şu en son ilmeği tutuyorum ve bakın aynı boydalar. O yüzden örümcek falan yapmıyorum. Ben bu şekil yapıyorum ve çok güzel duruyor arkadaşlar. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimi çekip şöyle ters tarafından yuvalar hazırlayacağız. Bakın. Şöyle elinizle orta kısma bastırınca ilmekleriniz açılacak. Tabii daha bir dip kısmından başlarsanız daha bu ön tarafa doğru yığılma olmaz. Bakın. Şimdi şöyle bir rahat almak için açayım ilmeklerimi. Bir tane boş bırakıp ikinciden giriyorum.
Şöyle bakın buraya sık iğne ile sabitledim. Ortadaki kısım böyle yuvanın ortasından gözükecek. 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane yine ortada bırakıp ikinci ilmeğimin arasından giriyorum. Şöyle sabitledim. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir taneye bırakıp şöyle ikinci ilmekten tutturuyorum. Yine 8 zincir. 5, 6, 7 ve 8. 8 zincir. 1 zincirimi çekip şöyle düz tarafına dönüyorum. Yuvanın içine girdiğim sık iğne ile sabitledim. Şöyle bir. Bakın, sahte sık iğne yapıyorum. Zarif duruyor arkadaşlar. Şöyle bir de yaptığım yuvayı göstereyim bakın. Bu şekilde. Şimdi buralara 8'er sık iğne yaparak yuvaları dolduracağız. 2 oldu. 3 4 5 6 7 Şöyle şu şekil oluşa bakın. Zarif zarif duruyor. Evet, sıradaki yuvaya da aynı şekilde geçiyorum. Bu 1. Şöyle 2 Şöyle 3 4 5 6 7 ve 8 Sıradaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet, her yuvaya bu şekilde 8'er tane 8 zincirin içerisine 8'er tane sık iğne yaptım. Şimdi sırada son yuvamız var. Onun içine de geçişimi yapıp şöyle 2 3 4 5 6 Bakın üzerine bir zincir çekip oturuyor. 7 ve 8 Şimdi arkadaşlar bakın bu ilk aldığım ilmeğim var ya bunu tam orta kısmına da bir tane şöyle giriyorum arasından böyle güzel duruyor aşağı oyuntulu gibi. Oraya da sahte sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi koparıp arka tarafta bu ipleri yakacağım. Şöyle çok hoş ve zarif durdu. Şunlar orta kısmını da Bakın bu ilmekleri elimizde yaparken biraz hem ekrana göstermek için zarar şöyle görebilir. Onu ortaya yerleştirip hemen böyle arka tarafından da incecik de ütülenince birebir aynısı duruyor. Şu ipleri yakayım geleyim. Evet modelimizi tamamladık ve çok güzel şahane bir oya oldu. Bakın arkadaşlar birebir aynısı değil mi? Yapımı da bir o kadar kolay. Kamera karşısında ben o kadar yapabiliyorsam siz daha güzelini yapacağınıza eminim. Evet. Gerçekten biz bu işte olduk sanırsam arkadaşlar. Bu iğneden tığa çevirme işinde. Yani iğne ile yarış eder olduk ya. Çok güzel oldu. Elimizde emeğimize sağlık. Sizler de emekler için beğeni, yorum ve destek yaparak kardeşinize destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Videoların devamının gelmesi için şöyle ben de işten gelerek azimle, şevkle sizlere güzel videolar, iğneden tığa modeller çevirebileyim. Siz de desteklerinizi eksik etmeyin. Şöyle modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Destek veren arkadaşlarım için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Dırırım.